Evet, Tülin İriş bizimle beraber. Tülin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine döktürmüşsünüz her şeyi. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel ve nasıl yapıldığını çok merak ettim. Buyurun bir şeyler söylemek istiyorsunuz. Evet, bugün el örgüsü yeleklere farklı bir boyut kazandıracağını düşündüğümüz... Sizi şuraya alayım mı? Yer değiştirelim. Bir çalışmamız olacak. Evet. Modern çizgileriyle, yine hafifliğiyle, yünlü yapısıyla, aksesuar niteliğinde çalışmalar olacağını düşünüyoruz. Evet. Aksesuar niteliğinde bir yelek olacak. Bu ne işi? Ben bunu hiç anlayamadım. Çok güzelmiş. Zincir çekmeyi bilen herkesin yapabileceği bir çalışma. Ama zincir işi değil. Zincir işi değil. Zincir işi geçen farklı. Hafta çok güzel yorumlar geldi. Evet. Pek çok kişi zincir işinden bir şeyler belki biraz ilerleyen günlerde yapabiliriz. Hı hı. Bu zincir işi değil ama. Değil. Zincir bilen herkes yapabilir. Herkes yapabilir. Farklı bir tık farklı bir çalışma. Burada tabii hafifliği çok önemli. Yine çok hafif bir çalışma olacak. Biz bunu yapabilmek için düz renklerle yapabiliriz. 3 düz renk kullanabiliriz. Böyle düz renk. 3 tane kullanarak bu şekilde bir görünüm elde edebiliriz. 3 düz renk kullanarak bunu yapabiliyoruz. Evet. Yine evet. Uzun renk geçişli bir iplik kullanarak yanında yine düz renk kullanarak bu şekilde böyle çalışabiliriz. Böyle bir görünüm elde edebiliriz. Tabii hanımlar kendileri çok güzel farklılıklar katarak geliştirebilecekleri bir çalışma. Çok müsait. Evet. Şöyle tutuyorum şunu. Ya o kadar güzel olmuş ki hele şu kareli kareli şeyler çok moda. Evet, modern çizgileriyle. Çok güzel duruyor Tülin Biz, Hanım. Biz aksesuar niteliğinde her yerde giyileceğini düşünüyoruz. Çok güzel. Ama yünlü yapısı da ısıtacak bizi. Evet, bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Hani sanki yün el örgüsü falan değil de sanki bir kumaş almışız da ondan bunu yapmışız gibi de hafif evet. Ve güzel. Bu şeyle ilgili, ipliğin yapısıyla ilgili. Evet. Dokuyla ilgili. Süper. Buyurun o zaman geçelim. Siz yerleşene kadar demin yaptığımız iplik lif ipi değil. Ben örgüye yani yaptığımız işe life benziyor. Yani lif öreriz ya o şekilde. Lif ipliği ayrıca var. Ayrıca var lif ipliği. O daha sentetik bir iplik. Bu ipi biz iki kat yaptık. Hani lif ipliği gibi düştü demek istedim ben. Lif de örülmez değil. İsteyen örebilir. Yünlü bir iplikti o iplik. Yaptığımız iplik. Evet. Şimdi... Evet. Nasılsını yapacağız? Bunların hangisini yapacağız bugün? Şimdi bu gördüğümüz çalışmaları biz aşama aşama göstereceğiz nasıl yaptığımızı. Tamam. Bu çalışmayı, aynı bu çalışmayı yapıyoruz. Yani bu tarzını yapacağız. Tabii tabii aynısını yapıyoruz. Bu da başka bir rengi. Ay bu da çok çok moda biliyorsunuz bu renkler. O kadar güzel şu tarçın rengi, vitrinlerde rengi, inanılmaz moda. Çok moda. Evet. Şimdi biz... Şöyle bir yakından hı-hı, görüyor tabii. Kamera. Bak, bakın, bakın, bakın. Burada farklı bir efekt oluşturabilmek için tabii birkaç aşamada göstermek istiyorum ben çalışmayı. Buyurun, buyurun başlayalım o zaman. Şimdi biz bu yeleği öncelikle kaç yumakla ördük? Kaç yumakla? Bu önemli. Şimdi burada biz düz renkten 2,5 yumak kullandık. Düz renkten. Üzerine uzun renk geçişli iplikten 1,5 yumak kullandık. Üzeri için. Şimdi. Kaç bu, numarayla ördük? Bunu biz 3 numara tığ ile ördük. 3 numarasıyla ördük. Bu 38 beden, 40 beden arasında bir yelek. Şimdi göstereceğim ebatı biz büyük bedene nasıl yaparız? O konuda da ben bilgi vereyim. Şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bunun zemininde kafes var. Şöyle ama bildiğimiz kafes değil. Çok büyük kafes. Hmm. Çok kolay. Bir yerde görebilir miyiz tabii. Diyor yönetmenim. Şimdi böyle çok büyük kafes örüyoruz. Bunlar 8'li trabzan. 8 kere de çekiyoruz. Arada 8 zincir çekiyoruz. Ama bu eli sıkı olanlar için. Eli gevşek olanlar için 7 zincir arada 7'li trabzanla yapmalarını öneriyoruz. Evet. Şimdi bu 8 zincir yukarıda kaçlı çekiyoruz? Yine 8 kere de çıkarıyoruz. Tığının başına 3 kere doluyoruz. Şimdi göstereceğim onu. Tamam. Şimdi zeminimizi gösterebilmek için böyle biz kafes yeleğimizi örüyoruz. Önü örüyoruz. Arkayı örüyoruz. Diğer önü örüyoruz. Fakat parçalar ayrı ayrı. Onları kaldırmayın. Kamera oradan hı. Görecek. Evet. Peki. Şimdi burada... Bu ön mü? Bir tane ön. Bakın, ölçüyü söyleyeyim. Kafeslerle ayrılmış bir biçimde. Hı hı. Bunları hep paylaşacağız. Şu şekilde sayıları var. Hı hı. Şimdi şu aşamam tabii. Bu göz önünde bulundurulmasın. 9 kafes var bir önde. Evet. Yine 14 kafes kol evine kadar... 1,5 kafes içeriden girerek kol evini
yukarı çıkıyoruz. Burada da 7 kafesimiz olacak. Şimdi şurada da 4 tane yarım kafesimiz olacak. Yakayı oyabilmek için. 3 kafeste yine düz giriyoruz. Omuzda da 3,5 kafesimiz olacak. 3,5 kafes. Evet. Evet. Bu örgüyle biz bunu öreceğiz. Arkayı da söylemek istiyorum. Şimdi arka içinde 15 kafes örüyoruz. Başlıyoruz. Yine 14 kafes, 1,5 15 kafes. 15 kafes için kaç zincir atıyoruz buraya? Şimdi burada işte ben ölçü vereyim. 45 santim gibi. Yani 45 santime denk gelmeli. Zinciri çektik, 45 santime denk geliyor. Şimdi ele göre bu değişir tabii. 7 zincirle yapabilir, 8 zincirle yapabilir. Kaç zincirle ulaşacağını bilemeyiz. Ama bu kafes sayısını şey yapacağız. 45 santime aşağı yukarı denk getirmeliyiz. Önleri de 26 santim. 26 santim yaptık. Şimdi ben 38 beden değilim, 40 beden değilim. Peki kaç kafes yapacağım? Sorularını duyuyorum tabii. Burada bir şey var. Şöyle gösterebilir miyiz? Şuradan göstermek istiyorum. Bir çalışma yapacağız üzerine. Şimdi önce ebatı konuşacağımız için üçlü üçlü yapıyoruz biz çalışmamızı. Yani 3 kafes, 3 kafes. Şöyle. 3 kafes. Renk gireceğiz. 3 kafes ve 3 kafes. Bu o yüzden 9 tane. 9 tane anladım evet. Şimdi. Şimdi şöyle, aynen. Şöyle, şöyle gibi. Aynen. Evet. Arkası da o yüzden 15 tane. Şimdi büyük beden ne yapabilir burada? 4, 4, 4 yapabilir. 3 kafes arttırabilir. Güzelmiş, güzel bilgi. Yani bir büyük beden 40, 42 diyelim. Evet. 4 kafes, 4, 4 kafes, 4, 4 kafes yapabilir. Evet. Bu şekilde büyütmeyi yapabilirler. Şimdi gelelim örmeye. Kafesimizi nasıl örüyoruz? 3 numaralı tığımızı alalım. Bunları ben tekrar döneceğim. Tamam döner. Tamam teşekkür. Şimdi ipliğimizi alıyoruz. Böyle 3 numaralı tığımız ile zincirimizi çekiyoruz. Söylediğimiz ebat kadar. Ön ayrı örüyoruz, arkayı ayrı örüyoruz. Diğer önü ayrı örüyoruz. Hani bütün örelim mi diye soranlar için. Ayrı ayrı üzerini çalışmak çünkü daha kolay olacak. Evet. Parçaları ayrı ayrı örüyoruz. Bu hemen sorarlar bütün örsek de biz öyle yapsak. Denenmiş bir şey, çok üzerinde çok çalışılmış bir şeyi Tülin Hanım anlatıyor. Bu yapacağımız işlem ayrı ayrı olursa daha iyi olur. Doğru mu evet. Tülin Hanım? Şimdi zinciri çektin, şu çektim. Kafesi bir gösterelim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Benim elim biraz gevşek, ben 7 çekmek istiyorum. Burada bir 14 tane ile geri dönüyoruz. Eğer 8 çekenler eli sıkıysa 15 tane çeksin. Şimdi bir tane doluyoruz. 2 doluyoruz. 3 doluyoruz. 3 kez tığımızın başına doluyoruz. Şurayı tutuyorum. Ben şöyle göz kararı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atlıyorum. Şöyle batırıyorum. Şimdi kafesimizi yapıyoruz. Tabii bu çok hızlı örülebilen bir yelek. İlk sırası bunu yerleştirirken sonra çok hızlı örülür. Büyük olduğu için bir tane çekiyorum. İkisini birlikte alıyorum. Tek çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Ne oldu? 4, tek 5, çift 6, çift aldım 7. 8 kere de çıkanlar son 2'yi tek tek çekerek 8 yapabilir. Şimdi evet. Böyle büyük kafes. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Yine 3 kez dolama. Arada yine direkleri yapıyoruz yani. Evet. Direkleri yapıyoruz. Zaten çok az bir şey yaparak geri dönmek istiyorum. Burada yine tek, çift, 2, 3, tek, 4, çift, 5, tek, 6, çift, 7, çift. Şimdi yaptık diyelim 9 tane kafesimizi. Evet, 9 tane. Döndük. Şimdi nasıl çıkacağız? Yine aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yine 3 kez doluyoruz. Burada dönüyoruz. Dönüşlerimiz de bu şekilde. Böyle. Evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu örgüye başlayanlar için de kafes yaptırma ki bu büyüklük çok güzel. Evet. Çok güzel bir antrenmandır. Hı hı. Şimdi şurada ben hazır elime almışken yaka kesintisini nasıl yapacağız diye soranlar olabilir. Yarım
kesintiler var çünkü. Tamam. Şeyden, yelekten gösterebilirsek orada. Sadece 7 tane çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yakada 4 kez şöyle, pardon, 2, 3. Yine aynı şekilde 7'li trabzan yapıyoruz. 15 çekeceğimize, evet. 14 çekeceğimize 7 evet. mi çek? Evet, şimdi yaka oyuntusunu da göstermiş olduk. Kol evinde zaten 1,5 kafes içeriye giriyoruz dümdüz şuradan. Ya kaydırarak gireriz ya ipi kopararak bağlarız. Buradan yukarı çıkarız. Tamam. Şimdi buraya kadar anlatayım. Şöyle şurada gösterelim. Evet gösterelim. Kol evi 1,5 kafes. 1,5 kafes içeriden ya ipimizi koparırız tekrar bağlarız ya da kayarak ilerleriz. Evet. Şimdi bunu da gösterdik. Yakayı tekrar şöyle göstermek istiyorum. Bakın demin şurada 7 çekti şurası. Evet. Evet. Kol eviyle birlikte aynı anda 4 kez bu işlemi yapıyoruz. Sonra yine ilk gösterdiğim gibi devam evet. ediyoruz. Nasıl şişte koltuk ve Tabii. yaka oyuntusunu birlikte başlıyoruz. Evet. Aynı mantıkta. Güzel. Çok güzelmiş. Şimdi çok da kolay. Herkesin yapabileceği bir çalışma. Hani sadece zincir çekmeyi biliyorum diyen bile yapabilir. Tabii yanlış ipliği kestim galiba. Neyse. Şimdi burada... Ne yapıyoruz? Bağlayayım ben onu oraya. Yok önemli değil. Tamam tekrar başlayabilirim. Şöyle şunu kesecektim onu kestim. Tekrar yaparız. Şimdi bu çalışmayı yaptıktan sonra buna biz birinci aşamamız diyelim. Birinci aşamamız kafes. İkinci aşamamız şu. Hı. Şöyle şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bu yeleğin bu efektine nasıl ulaşıyoruz? Tabii adım adım ulaşmalıyız. Çünkü burada böyle bir dokuma etkisi veren çok bir... Çok dokuma gibi olmuş gerçekten. Efekt var. Evet. Bunun için biz 3 kafesi ortada kendi zemin rengiyle örüyoruz. Tamam. Tabii şöyle göstermek istiyorum. 3 kafesi dediğimiz hani 3 kutu. Aynen. Burada ayırdık. Aynen. 3 kutu burası var orayı dolduracak galiba. Dolduracağım. Şimdi. Ama nasıl yapacaksın merak etme. Şimdi 3 kafes burada ayırıyorum. 1, 2, 3. 3 kafes burada ayırıyorum. 1, 2, 3. Ortadaki 3 kafesi şu şekilde ipliğimi alttan buraya bağlıyorum. Şöyle. Ondan sonra zincir çekmeye başlıyorum. Sadece zincir çekerek bu görünüme ulaşacağız. Şimdi tığımı batırıyorum. Şöyle. Zincirimizi, ipliğimiz altta. Bu çok önemli. Bu işin en önemli özelliği. Hani geçen hafta da zincir işinde yaptığımız gibi. Evet. Şimdi neden iplik altta? Çünkü görünümün düzgün olması için. Hani iplik üstte de yapılabilir. Yapılabilir ama biraz pürüzlü olur görünüm. Evet. İplik altta. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincir çektim. Tamam. Şöyle tutunuyorum. Şöyle getiriyorum tığımı. Evet. Yukarıya atlıyorum. İpliğimi alttan alıyorum ve tutunuyorum. Yine 7 tane zincir çekiyorum. Şöyle. Tabii ben bunu en rahat pozisyonda dizimin üzerinde yapıyorum. Çok rahat oluyor. Evde tamam. çalışanlar o şekilde çalışabilir. Masa üzerinde biraz beni. Evet. Öyle. 3, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi 7 tane yine çektim. İçine tutunuyorum. Batıyorsun tülin orada şeye mi? İçine batmıyorum. Hayır. Dakika, orayı şuradan da göstereyim. Gösterelim. Bir dakika. Zaten yani şöyle, ipliğin içine batmıyorsun. Batmıyorum. Ne yapıyorsun? Şimdi ipliğin altta olması o yüzden çok önemli. Üzerinden tığımı geçiriyorum. Bak bir ipliği... dakika, bir dakika. Gelsin kamera oraya. Geldin 7 zinciri çektin. Çektim. Çektim. Geldim. Şimdi tutunacağım. Tutunurken ipliğim altta, tığımı üstten atlatıyorum. İpliği alttan alıyorum. Ay. Çekiyorum ve buraya tutunuyorum. Kayıyorum. Yani şu zincirin üzerinde kayarak tutunuyorum. Efsaneymiş bu. Çok güzel. Tığınız üstte, evet. ipiniz altta sevgili izleyiciler. Evet, şimdi 7 tane yine çekiyorsun değil mi? Evet. Pozisyon şu. Şimdi kolay tutma pozisyonları. Bunlar çok önemli. Elimin içerisine toplayabilirim. Parmağımda iplik. Şöyle zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4... Şimdi aynı renk olduğu 5, için şimdi diğer renklerde 6, daha evet. iyi anlayacağız bunu. Evet, 7 tane zincir çektim yine. Yine üstten böyle bu şekilde tutunuyorum. Anlaşıldı Aa, zannediyorum. Anlaşıldı. Şimdi 3 kafese, ortadaki 3 kafese... Evet. Siz diğer şeyinizi hazırlayın ben. Buradan devam edeceğim. Oradan devam edeceksin? İpliğini tak istersen. Şunu söylemek istiyorum evet. burada. Şimdi bir burada bir şey var. Bu birinci kafeste 2 tane, 2 kez... Gidiyoruz,
ve geri dönüyoruz. Şimdi onu göstereceğim. Geri dönüyoruz. Burada yürüyoruz. Yanda yürüyoruz. Ortada 3 kez gidiyoruz. Geliyoruz ve gidiyoruz. Ortada 3 çizgimiz var. Burada yine 2 çizgimiz var. Ama bu 2 çizgi farkındaysanız sola yatık. Buradaki ikisi daha sağ tarafa yatık. Burada 3 çizgi zaten ortada gidiyor geliyor. Bunu kağıt üzerinden göstermek istiyorum. Hangisini size vereyim? Zahmet. Şunu alabilir miyim? Teşekkürler. Şimdi şunu yaptık. Biz şu maviyiz. 3 çizgi ortada. Şimdi bu gösterdiğim şekilde 3 kez ortada gidiyoruz. 2 kez yanlara. Yanlara gidiyoruz. Yanlarda 2 kez gidiyoruz, ortada 3 kez gidiyoruz. Bunun sebebi örgümüzün biraz delikli olması. Bakın ne kadar arada delikleri var. Çok yakın bir doku değil. Bu da zaten hafifliği sağlıyor. Böyle bravo. Farklı bir görünüm şimdi oluyor. Şimdi başka bir renge geçtiğimiz zaman geçeceğim. Onu çok daha iyi anlayacağız. Şurada çok güzel olmuş. İpi kestim ama yine gösterebilirim olsun zannediyorum. Geldim. Şimdi buraya tutundum. Bitti, sıram bitti. Burada dönüyorum. Dönerken sadece şöyle dönüyorum. Sadece bir tane çekiyorum. Çok fazla değil. Çok fazla zincir çekmemiz gerekenler de yerler olacak ama yine böyle çok çok dışa zincirler çıkmasın ki kenarını yaparken bize engel olmasın onlar. Şöyle kaydım. Hemen burada yine başlıyorum zincirimi çekmeye. Böyle döndüm. Şimdi burada dönüşü gösterdim. Anlaşıldı zannediyorum. Evet, döndüm. Evet, ve aynı geri dönüyoruz. Şimdi bu aşamayı bırakabiliriz. Şunu bir kere daha Erkan, orada Tülin Hanım hazırlarken şeyini, diğer aşamasını hazırlarken biz şunu görelim. Yani o her bir yaptığı yatıklık, bir dakika özür dilerim. Yaptığı yatıklık çok önemli. Evet. Bakın sağa gidenler, sola gelenler, bakın şurada çok güzel. Şimdi bunların fotoğraflarını yayınladığımızda seyircilerimiz bakarak gidebilirler. Tabii. Şimdi zaten bizim bu aşamamızı takip ettiklerinde buraya ulaşacaklar. İki tane çizgimiz daha sola yatık, iki çizgimiz sağa yatık, ortada giden de 3 çizgi. Evet. Şimdi bu şekilde biz yeleğimizin önünü yaptık. Arkasına yaptık. Hep arada atlıyoruz ama 3. Yani şunu da yaptık. 3-3 yaptık. Burada. Evet, arka şimdi burası. 15 tane olunca. Bu çizgi şeyden gösterirsek daha kağıttan rahat olacak kağıttan. Arkada. Şuradan. Şimdi 3 tane boş bıraktık. Şey burası tabii boş olunca dolu olacak. Burası boş olduğu için dikeceğiz diyelim yeleğimizi böyle. Boş burada kalacak, dolu burası olacak. Tamam. Yine 3 boş, 3 dolu. 3 boş, 3 dolu. Bu şekilde biz uzun zincirlerimizi atıyoruz. Ondan sonra bunları tabii şey yapabiliriz. Ayrı ayrı çalışabiliriz dikmeden. Ama artık yeleğimizi dikmeliyiz. Şimdi bunları yaptıktan sonra yeleğimizi birleştiriyoruz. Yani şimdi ortaya, arkaya, diğer öne, iki öne de yaptıktan sonra yeleği birleştiriyor muyuz? Birleştiriyoruz. Ama tabii şu safhada birleştirmeyebiliriz. Dikeyde değil de bittik sonra. Onu biraz şey söyledim, çabuk söyledim. Şimdi gelelim şuraya. Üçüncü aşamamız bu. Üçüncü işin aşaması. Şimdi iki yan tarafı batik iplikle dolduruyoruz. Pardon, uzun renk geçişli iplikle dolduruyoruz. Şöyle yine buraya takıyoruz. Şu iki taraf için. Evet. Uzun renk geçişli ipliğimizi bununla dolduruyoruz. Gerçekten çok güzel. Yani isterseniz bunu çok sıkı doldurarak böyle daha palto, kaban o tarz şeyler de yapılabilir değil mi? Tabii yapılabilir. Ben şunu da göstermek istiyorum. Tabii şey çok önemli. Kullanılan renklerin birlikteliği, uyumu çok önemli. Bu da fikir olur zannediyorum hanımlara. Şimdi böyle çalışabilirler. Burada 3 düz renk çalışırlarsa eğer açık gri, koyu gri ve siyah. Zeminimiz burada siyah. 2 düz rengimizi aynı uzun geçiş renkli gibi kullanıyoruz. Tabii çok güzel düşmüş. Çok güzel. Şimdi böyle kullanabilirler. Yine uzun renk geçişliğiyle düz rengi bu şekilde yapabilirler. Burada şimdi çeyiz yelekleri biliyorsunuz çok önemli. Çeyiz yelekleri yapabilirler. Tonu zeminde açık kullanabilirler. Kemik rengi kullanabilirler zeminde. Evet. Diğer iki rengi üzerine yaparlar. Bu şekilde çalışabilirler tabii. Çok seçenek var. Seçenek var. Çok seçenek var. Çok hanımlar, çok seçenek var. Tülin Hanım bir ikinci renkte şeyi görsek, şu zinciri tamam, görsek, aykırı renkte görürsek. Evet. Şimdi
7 tane çektim. 7 tane. Yine aynı şekilde şöyle geliyorum. Yine atlıyorum. Altta. İpliği alıyorum, buraya tutunuyorum. Hapsediyorum. Kayıyorum şeyin üzerinden, zincirin üzerinden. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi yine kayıyorum. 7'yi saydıktan sonra kayıyorum. Bu kayma, üzerine tutunma zincirim 7'nin içinde değil. 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 Ha. Böyle kayıyoruz. Şimdi ona da derler ki 8 saydı. 7'yi sayıyorsunuz, 8'inci de birleştiriyorsunuz. Evet, 8'inci de böyle üzerine geçiyorum. Tabii bu eğer 8'li zincir olursa, 8'li trabzan ile yapılırsa bu arayı 8 çekmeliler. Şimdi bunu ben elim gevşek olduğu için 7'li ile yaptığım için 7'de geçiyorum. Tamam. Naz, soru var mı? Böyle bir yeleğe söyledi Tülin Hanım 2,5 ama. 2,5 yumak zemine düz renk, üzerine 1,5 yumak renkli, uzun renk geçişli iplik gidiyor. Kullanıyoruz. Evet. Şimdi bu şekilde şuradan ikinci, pardon, şu muydu? Yok, şuradaydı. Şunun altında kaldı galiba. Aşamamız. No, aşamalarımız burada. Şunlar mı? Şurada kalmış. Ha. Tamam, şöyle yapalım. Şimdi bu şekilde biraz önce gösterdiğim gibi, yalnız bu uzun renk geçişli ipliği, yani burada iplik, burada renk değişimleri var ya, iplik bunu bize sağlıyor. Çektikçe zincirimizi buradan arada sarı geliyor, biraz daha koyu yeşil, biraz daha açık yeşil. Evet. Bu burada o tonlamayı iplik kendinden yapıyor. Hiçbir şekilde iplik kopartmıyoruz. Tabii sadece bu burayı ördükten sonra koparıp şuradan başlıyoruz. Burada yalnız az önce 2, 3 ve 2 dedim. Şimdi 3, 3, 3. 3, 3, 3. Yani 3 kez burayı örüyoruz, dönüyoruz. Hep dönerek. Gidiyorum, dönüyorum, gidiyorum, dönüyorum. 3 kez birinci kafesten, 3 kez ikinci kafesten, 3 kez üçüncü kafesten bu çalışmayı yaparak kaplıyorum şimdi zeminimi. Evet. Bunu bitirdikten sonra bu aşamamızı da kaldıralım. Şimdi mi dikmeye başlayacağız bu aşamadan sonra? Şimdi evet. Arkayı, önü, arkayı, iki önü bu şekilde dikeyleri çalıştıktan sonra yeleğimizi dikebiliriz artık yanlardan. Her şeye bir sık iğne mi geçiyorsun sonra, yoksa geçmiyor musun? Bu iğneyle dikilebilir, tığ ile sık iğne yapılabilir. Hayır, bu kenarına bir sık iğne geçiyor hepsini, musun? Hepsini yapacağız ama daha bitmedi çalışmamız. Şimdi bunu diktikten sonra enine çalışacağız, şurayı. Artık şurası. Bir de enine zincirler tabii, enine var. Enine işimiz var, şu enine olan bölümü çalışıyoruz. Efsane bir şey. Aslında şimdi karışık gibi gelebilir hanımlar ama hiç karışık değil. Bu aşamayı durdura durdura izlediklerinde şu enine çizgileri veriyoruz artık. Tamam. Şimdi onu göstereyim nasıl yapacağız. Yani burada resmen şey yapıyoruz, yani elimizde hiçbir şey yok. Sadece kafes dokuma yapıyoruz. Bayağı dokuma. Dokuma şimdi yapıyoruz. Şimdi ben dokuma yapıyorum. Evet. Tezgahta yapıyorum. Evet. Ya aynı mantıkla alttan üstten, alttan üstten ipliklerin giderek orada da dokuma yapıyoruz ve tarakla böyle şey yapıyoruz. Bu çok daha kolay, çok daha bambaşka bir şeymiş. Şimdi burada onu söyleyeyim tekrar. Biz şöyle yapsak, üstten zincirleri gittim. Burada da üstten gittik, burada da üstten gittik. Şimdi bunun üzerine enine tekrar üstten zincirleri yaparsak bu efekti alamayız. Burada alttan, nereden yapıyoruz? Alttan üstten, bakın şuraya, alttan üstten hareketler yapacağız. Bu görelim. Kazandıracak. Görelim. Hemen onu görelim. Bunu şimdi anladık. Bunu da bırakalım. Bunu da kaldırıyorum. Şöyle. Gelelim diğer aşamamıza. Şimdi böyle aşama aşama takip edince hiç anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Çok kolay. Geldik. Zaten uzun. Söyleyeceğim. 50 beden için kaç? Ama konumuzu bitirelim. Ondan sonra söyleyelim. 5'e çıkabilirler. Biraz önce söylediğimiz gibi 4 kafesi, 5 kafesi çıkabilirler. Şimdi yaptıktan sonra şu çalışmaya geçiyoruz. Tamam. Ama arada 3 atlıyoruz. Şimdi şuraya çalışıyorum. Burada yine 3 atlıyoruz. Orası boş mu kalıyor burası? Buraya başka bir çalışma. Başka bir renk. Hep geçiyor. Böyle kademe kademe biz dokuyu oluşturuyoruz. Evet. Şimdi geldik. Şöyle zincir ile kayma yöntemiyle kayıyorum. Şimdi o nasıl diye tabii soranlar olabilir. Hemen şöyle iki geri gelerek o kaymayı göstereyim nasıl kayıyorum. Böyle evet. Geldik. Şöyle kayıyoruz. Kayıyorum. Tığımın başına dolamadan ipliği alıyorum, kayıyorum. Bu şekilde böyle gevşek gevşek kayıyoruz. Şimdi geldik. Benim demin sık iğnemi geçtiniz dememin sebebi
O kaymaymış meğerse. Sık iğne de yapacağız. Üzerine, sonra geçeceğiz mi? Evet, iki aşama var kenarı için. Onu da göstereceğim. Şimdi burada şunu yapıyoruz. Gidiş gelişlerde artık o dokuma etkisini katabilmek için şöyle başlıyorum. 1, 2, yine 7 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, ipliğim altta. Şöyle yönetiyorum. Evet. Arada örüyorum. 7. Geliyorum bunu 3 taneyi kaldırıyorum. Tığımı geçiriyorum ilmeğime, çekiyorum. Şimdi altta ilerledim. Burada yine tutunuyorum. Yine altta ilerliyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle bir saniye. Pardon. Evet. Bir dakika. Ben şunu anlatmalıyım. Burada diğer aşamaya geçtim. Benim de biraz aşama fazla olunca şey yaptı. Evet. Tamam. Şimdi. Yani enine enine gidiyoruz. Hı-hı. Ama tersinden mi şimdi gidiyoruz? Şimdi şurayı yapıyoruz. Şimdi şurayı göstereyim. Tamam. Şurayı yapıyoruz. Evet. Evet. Şimdi evet, burada alta üste geçirmeler yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Tığımı çıkarıyorum. Alttan alıyorum. Burada bir zincir atlıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Üste tutunuyorum. Yine zinciri çekiyorum. Yine tığımı uzatıyorum. Alttan alıyorum. Böyle geçiyorum. Şimdi bayağı bir uzun bir ders konusu bu. Çok güzel. Yine bir zincir çekiyorum. Yine üzerinden atlıyorum. Böyle. Böyle şimdi şunu yapıyoruz. Şunun aynı bu gösterdiğim yöntemle tığının başından ilmeği çıkararak şöyle kayıyoruz. Böyle kayıyoruz. Evet. 3 buraya. 3 burada. 3 burada. Uzun renk geçişli iplikle 3, 3, 3 enine gidiyoruz. Şuralarda mesela 2 tane üste geçiyoruz. Şimdi bunun aynısı olması gerekmiyor aslında. Herkes kendine göre ben buraya diyecektim. Farklılık katabilir. Ben şimdi bunu burada prensibi aynen. kaptım. Aynen. Ben bunu kendime göre yorumlayabilirim. Tabii. Şimdi Tülin Hanım çok güzel bir şey anlattı şurada. Beden soruyor 50 bedene nasıl yapabilirim diye. Üçer kafes, 9 kafes var, 38-40 beden için. Evet. 3-3 kafes ekleyerek kendi şeye, şurasınıza ön, yarım ön ve arkaya ölçerek bunu bulabilirsiniz. Mutlaka kafes şeyleri sadece 3-3 artıyor. Şey olunca mesela 44 bedene 4-4-4 yapabiliriz. 50-52 beden 5-5-5 yapabiliriz. Evet, yani üçlüleri evet. Üçlüyü 5-5 mi yapsın? Üçlüyü diye. Şimdi 44 beden falan 4 yapabilir. 4-4-4 yani 9 değil 12 kafes yapabilir. Hmm. Ama 50-52 beden 5-5-5 yapabilir. 15 kafesi öne evet. yapabilir. Zincirler ilk başlangıçta 14 çekiyorsunuz 7-7 veya 8 yapabilirsiniz. Evet. 8'in katıyla çalışabilirsiniz. Aralar 7 zincir. İstediğiniz gibi şunu ezberlememiz lazım burada. Doğru mu söylüyorum? Tığ üstte, ip altta. Doğru mu? İplik altta, tığ üstte. Bu bir ilk en önemli şeyimiz. Evet, ben de aynı şeyi söyledim. Kesinlikle evet. Doğru mu evet, söyledim? Evet, evet. Doğru söyledim. İplik altta. Ben şimdi onu ezberleyeceğim. Tığ üstte, iplik altta. Tığ üstte, iplik altta. İstediğiniz gibi çalışın. Çok güzel şeyler çıkabilir. Evet. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Bundan diyelim ki ben bir şal ördüm. Evet. Böyle omzuma alacağım. Hı-hı. Bu yünü azıcık sıcak suda yıkasam keçeleşir mi? Çok sıcak suda yıkamamalıyız tabii. Hiçbir el örgüsünüz çok hayır, sıcak. Hayır ben keçeleştirmek istiyorsunuz. Hafif keçeleşir mi? O kadar çok keçeleşmez. Hafif keçeleşsin. Hafif belki. Allah çok güzelmiş bak. Bayıldım. Şunu bir şu sonbahar rengini de şöyle bir üstümde giymek istiyorum. Şurası tamam şey, evet doğrudur. O. Yok hayır hayır. O mu üstte? Evet evet üstte. Üstten birleştirmiş bu arada evet, dikiş şeylerine. Ama bu gerçekten efsane bir şey. Hakikaten bütün renkleri, bunun renkleri bunlar. Bunun renkleri bunlar. Siyah beyaz. Ben mesela siyah beyaz çalışabilirim bunu. Evet. Çok severim. Şöyle düz. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Bundan hani böyle meşhur bir marka var. Böyle kısa ceketleri oluyor. Evet, kenarlarında evet. zincir mincir oluyor. Evet. Kolunu düz yapsam. Tabii. Kısa o ceketi yapsam. Hepsi kenarına olur. Zincir çekip hepsi bizim kızların gününe gitsem. Hepsi olur. Olur değil mi? Olur.
Çanta olur aynı prensipte. Hepsi olur. Ha, çok beğendim gerçekten. Tülin Hanım, efendim, sizin bununla ilgili çok güzel videolarınız oluyor. Videolarımız var. Var mı bununla ilgili videonuz? Şimdi zincir işiyle ilgili var ama bu tabii yeni bir çalışma. Yeni bir çalışma. Evet, yeni bir çalışma. İlkler bize geliyor efendim. İlkler bize geliyor. Siz nasılsa bununla ilgili bir çalışma hazırlarsınız. Şimdi son aşamaya gelelim. Şurada tekrar şunun üzerinden bir göstermek istiyorum. Şimdi enine çok biraz kısa, önce. Çok kısa rica ediyorum. Şöyle atlayarak araları gittik. Enine gittik ama yine arada 3 atladık. Yine enine gittik. Bu şekilde bitirdik eleğimizi. Son aşamamız şu. Şimdi son aşamamızda tekrar şeyi takıyoruz. Şu düz renk ipliğimizi takıyoruz. Şimdi artık şu efekti vereceğiz. Burada alttan üstten çalışma var. Şimdi bunu yapabilmek için şöyle yapıyorum. Biraz önce hani erken girdim biraz. 1, 2, şöyle 3, aradan 4, 5, 6 ve 7. Şimdi 7 zincir çektim. Şunu yapıyorum. Tığımı alıyorum. Üçünün altından geçiriyorum. İpliği alıyorum. Böyle çekiyorum. Şimdi bunun altından geçirdim. Buraya süper tutunuyorum. Yine üçünün altından geçiriyorum 7 zincirle. Yine tutunuyorum. Böyle ilerliyorum. Şuradan hemen anlatayım. Evet. Şuraya geliyorum. Evet. Burada bir alttan bir üstten, bir alttan bir üstten. Hep bu şekilde bu arayı geçiyorum. Yine aynı şekilde. Diğer tarafta bu sefer tam tersini geliyorum. Evet. Burayı kendileri yönetebilirler. Çok geniş kapsamlı, güzel bir iş öğrendik. Eğer anlaşılmayan, ben şunu anlamadım, yazın. Ne istiyorsanız yazın. Onlar da okuyorlar, ben de okuyorum. Tekrar tekrar gösteririz. Hiç sorun yok. Kenarını göstermeye bir program yetmez buna. Çok. Kenarını gösteremeyeceğiz. Tamam, peki. Vaktimiz doldu. Ama söyleyeyim, hanımlar çok iyi bilirler çünkü. Başını alarak sık iğne ile kenarını bütün dönüyoruz. Üzerine geri sık iğne yapıyoruz. Geçtik. Süper.